ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen ortak paylaşım forumunda konuştu. Erdoğan, enflasyondaki ivme kaybının etkileri özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir dedi. Orta vadeli programımızın en temel önceliği olan enflasyon meselesinin çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Biliyorsunuz 2023 enflasyonumuz %64,8 olarak gerçekleşti. Hem çekirdek hem manşet enflasyonun son aylardaki düşüş eğilimi orta vadeli programımızla uyumludur. Enflasyondaki ivme kaybının etkileri özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yılın bu bakımdan herkesi şaşırtan olumlu gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl milli gelirimizin %5,4'ü düzeyinde gerçekleşen cari açığı bu yıl %4'e, önümüzdeki yıl %3'lü ve sonraki yıl %2'li seviyelere kadar geriletmekte kararlıyız. Gümrük birliğini güncelleyerek Avrupa ile ticari ilişkilerimizi, çevre ve teknoloji alanındaki standartlarımızı yükselterek geliştireceğiz. Hükümetlerimizin alamet-i farikası olan mali disiplinden taviz vermeyecek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapısal reformlar gibi alanları inşallah daha da güçlendireceğiz. Merkez Bankamızın izlediği politikalarla birlikte finansman maliyetlerinin arttığını görüyoruz. İş dünyamıza yardımcı olmak için yatırımı ve ihracatı destekleyici daha düşük maliyetli finans imkanları oluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle yatırım taahhütlü avans kredileri bu imkanlardan sadece biridir. Hem Exim Bank kredilerini hem de genel bankacılık sisteminde ihracata verilen destekleri artırmaya gayret ediyoruz. Reskont kredilerinin maliyet oranlarını ortalamanın oldukça altında tutuyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday tanıtım toplantısında konuştu. Özel, Türkiye'de herkesin çok memnun olduğu ve üzerinde tam mutabık kaldığı bir anayasanın olmadığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday tanıtım toplantısı için katılımcıların karşısında olduğunu söyledi. Tam ve sivil bir anayasamız yok ama değiştirilemez ilk 4 maddesiyle, bayrağıyla, vatanın tanımıyla, yurttaşlığın tanımıyla, hepimizin üzerinde mütabık olduğu maddeleriyle bir anayasamız var. O anayasa hepimize yetkiler, görevler, sorumluluklar veriyor. Ve değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor, tüm kurumları, tüm kişileri, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı bağlıyor. Ve eğer siz anayasanın bir maddesini yok sayar, benim için yok derseniz, bir başkasının bir başka maddesini tartışmaya açmasını kabullenirsiniz. Maalesef öyle bir dönemde üretilmiş öyle yapay bir krizle karşı karşıyayız ki birileri çıkıyor ve anayasamızın bir maddesini bu madde benim için yoktur diyor. Sebebi kendi kini, kendi güttüğü kin davası, kendi güttüğü kan davası. Bu iki yüzlülüğe yeter. Artık biz hep beraber bu güzel ülkenin başta kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, Cumhuriyetin temel niteliklerine, laikliğe, anayasaya, gençlerimize, kentlerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Hep birlikte sahip çıkıyoruz. İlçe belediye başkanımız dedi ki, yıllardır bana şunu dediler.
Gel buraya belediye binanı yapalım. Gel buraya sana da bir konut yapalım, bir lojman yapalım. Biz burayı yerleşime açalım. O direndi, belediye meclis üyelerimiz direndi. İstanbul'un imdadına Ekrem İmamoğlu yetişti. Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk. Hesabına kitabına güvendiğimiz her şey gösteriyor ki çok basit bir hesapla İstanbul'a yapılan hizmet bir önceki döneme göre dolar bazında yarı fiyatına yapılan hizmet olarak tam iki katına çıkmış. Hiçbir adaydan çekincemiz yok. İstanbul'u İstanbullular için bir 5 yıl daha İstanbulluların yüksek teveccühleriyle yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'nu hepinizin huzurunda buraya davet ediyorum. 31 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Ve Allah'ın izniyle daha büyük işler başaracağız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 7 yıl önce gerçekleştirilen terör saldırısında şehit edilen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen alma törenine katıldı. Bakan Tunç törende yaptığı konuşmada şehitlerin emanetine sahip çıkmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı. Bugün çok anlamlı bir tören için sizlerle bir aradayız. Şehitlerimiz 7 yıl önce kahramanca mücadele ederek İzmir Adliyesi'ni, İzmir Adliyesi'nde çalışanları özellikle bombalı bir eylemle şehit etmek için gelen teröristlerle mücadele ederken, kahramanca mücadele ederken kendi hayatını feda eden şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanımız, çok kıymetli mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle anmak için sizlerle bir aradayız. Öncelikle şehit polisimiz Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar. İnşallah onların emanetine sahip çıkabilme mücadelesini milletçe hep beraber vermenin gayreti içerisinde olacağız. Şehit Fethi Sekin bir trafik polisi. Trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken o tehlikeyi fark edip İzmir Adliyesi'nde bir bombalı eylem yapma girişimini fark edip hemen canı pahasına oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptığı mücadele sırasında şehit oldu ve buradaki büyük bir terör eylemini bugün adliyemizin içerisinde bu törende anmak için bir arada olan yine adliye personelimiz tüm belki buradaki canların kurtulmasına vesile oldu. Kahramanca mücadele etti. Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu. Tabii Musa Can abimiz, mübaşirimiz burada görevi başında, görev yaparken o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bakan Tunç törenin ardından Fethi Sekin anıtına ve Sekin'in şehit olduğu alana karanfil bıraktı. Buyurun beraber şey yapalım.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı yılın kareleri oylamasına katıldı. Yavuz makamında Anadolu Ajansı foto muhabirleriyle muhabirlerin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Haber kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın Dolunay ve Akıncı, Çevre Yaşam'da İsa Terli'nin İstanbul'da Şimşekli Gece fotoğraflarını oylayan Yavuz, sporda ise Dursun Aydemir'in Dünyanın Sultanları karesini seçti. Yavuz, Deprem Umut kategorisinde Murat Şengül'ün Hoş Geldin, Gazze Kanıt kategorisinde ise Belal Halid'in Anneye Bakış fotoğraflarına oy verdi. Vali Yavuz, Türkiye ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karesine yansıdığını belirtti. 2023 yılı gerçekten depremlerle, savaşlarla, afetlerle içimizi acıtan bir yıl oldu. Az önce de hem deprem bölgesindeki çekilen fotoğraflardan hem Gazze'de bu İsrail'in zulmünü çok açık ve net gözler önüne seren fotoğraflardan, hayata dair, habere dair, spora dair, yaşananlarla ilgili fotoğraflarımızı seçtik. Anadolu Ajansımızı gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında, dünyada objektiflerinden bizlerin önüne dünyadan kareler ve ülkemizden kareler getirdiler. Ben ajansımıza tekrar teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirilen bu yarışmaların bundan sonraki yıllarda da devam etmesini diliyorum. Karabük olarak da biz Anadolu Ajansımızın her zaman yaptığı paylaşımlarla, bölgemizle, ilimizle ilgili yaptığı haberlerle ve fotoğraflarla da her zaman gerçekten güzel işler yapılıyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Tekrar 2024 yılında da zulmün olmadığı, şiddetin olmadığı, savaşların olmadığı, afetlerin olmadığı, insanların sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşayacağı bir yıl olsun. İnşallah gelecek sene seçeceğimiz fotoğraflar daha çok güzelliklerin olduğu, daha çok sağlığın, huzurun ve insanların mutlu fotoğrafların olacağı bir yıl fotoğraflarını seçelim inşallah. Ben tekrar bu yarışmadan dolayı Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, üretim hacimlerini artırmayı amaçladıkları 2024'ün yatırımlar yılı olacağını söyledi. Kardemir'e birinci aşamada düşen görev, tabii bir istihdam sağlayan kaynak olmak yerine, istihdamı oluştururken potansiyel istihdam edilecek insanımızın yetiştirilmesiyle ilgili bir adımlar atmasını beklememiz gerekiyor. Bunun yanında tabii çevre meselesi konuştuk. Kardemir'in çevre hassasiyeti toplumumuz için, Karabük için devam edecek. Artarak devam edecek. Ve bizim üretim hacmimizi artırmak üzere yeni fırın yatırımlarımızı gündeme taşıyacağız. Yatırımlar yılı olacak 2024. Yatırımların tamamlanmasa bile kararlarımızı aldığımızı 2024 bütçemizi şu anda gözden geçiriyoruz. Önemli yatırımların orada olması gerekiyor. Üretim hacmimiz artacak. O tabii sektörde iniş çıkışlar var malum. Rekabetçi olmak gerekiyor. Bir kere üretim maliyetlerimizi kısmak önemli. Yeni bir yaklaşım olarak evet Kardemir'in maden sahası yok. Yerli cevher kullanıyoruz. Ama gerek Türkiye'deki maden sahalarından istifade etmek, mevcut işletmecilere daha uzun vadeli stratejik işbirlikleri yapmak, bunun yanında kendi maden sahamızın olmasıyla ilgili tedbirler almak. Belirli kaynakların araştırmasını yaptık. Gerek maden sahası olarak, gerek bazı alternatifler olarak önemli haberler verebiliriz. Hem mevcut maden sahaları işletmecileriyle stratejik bir işbirliği yapıp yerinde zenginleştirilmiş cevherlerin taşınması, peletlemelerin yapılması veya uzun soluklu anlaşmaları, bu yatırımların onları yaptırtılması, yeni sahaların bulunması gibi bir zincirde gündemimizde olmalı ki bir taraftan da buna bakıyoruz. Dediğim gibi ta işte maden sahasından başlayıp taşımacılıktan gelip kendi iş proseslerimizin işlenmesine, iş proseslerin sonunda da daha butik ve katma değerli ürünler üretilmesine, bunun yanında mühendisler çalışmalar, insan kaynağına olan yatırım gibi bir dizi konu gündemimizde. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler harekatın 109. yılında anılacak. Tarihin yazdığı en soğuk gün 22 Aralık. Ellerinde bayrak,
dillerinde dua, yüreklerinde vatan aşkıyla yanan binlerce can şehadete erdi. Ama onlar yitip gitmediler. Yüzleri, sesleri, sözleri bizimle. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları'yla yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu. Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109. yılında anma etkinlikleri düzenlenecek. Sarıkamış'ta her yıl Ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler bu sene 5-7 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Şehitleri anmak için Türkiye'nin dört bir yanından bu topraklarda izin var mottosuyla Sarıkamış'a gelecek misafirler fedakar ecdadı anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla tek yürek olacak. Kars Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Ziya Polat, pazar günü şehitlerimiz anısına yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz dedi. Şehitlerimizi anma programımızın hazırlıkları bitti. 5-6-7 Ocak'ta misafirlerimizle, il dışından gelecek insanlarımızla şehitlerimizi anacağız. Kaymakamlığımız, belediyemiz, valiliğimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımızla şu an son rötuşları yapıyoruz. Biz gelen misafirleri bu ruhu yaşasın istiyoruz. Yani Sarıkamış ruhunu, burada on binlerce şehidin ruhunu yaşasın diye çaba gösteriyoruz. Buna göre programları yaptık. İnşallah 5 Ocak Cuma günü Bismillah deyip pazar günü inşallah anma programımız bitecek. Ama onlar yitip gitmediler. Yüzleri, sesleri, sözleri bizimle. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı iki bölgede tamamlandı. Allahu Ekber dağlarında 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, valilik ve kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi, Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, öğretim görevlisi Muhammed Hanefi Zengin'in koordinasyonunda devam ediyor. KAYU ile Atatürk Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 9 kişilik ekip, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesiyle Kızılçubuk mevkiinde kardan heykellerin yapımını tamamladı. Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son rötuşlar yapıldı. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslan Tatar yaptığı konuşmada şunları söyledi. Çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. Bu sene farklı yeniliklerimiz mevcuttur. Önceden sadece bu bölgede oteller bölgesinde kardan şehit heykellerimiz varken bugün Kızılçubuk mevkisinde de Kızılçubuk toplanma alanında yürüyüşün başlangıç yerinde de şehitlerimiz için şehitlerimizin anısına kardan heykeller yapmış bulunmaktayız. Bununla da sınırlı değil bu. Bizim bu sene 3 boyutlu görsel bir gösterimiz olacak. Şehitlerimizin 3 boyutlu büyük bir dev ekranda, daha doğrusu bir otelin arka kısmında şehitlerimizin görselini orada yayınlayacağız. O günleri orada yaşamaya çalışacağız. KAYU Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammed Hanefi Zengin de şu açıklamalarda bulundu. Sarıkamış şehitleri arasında kalan heykellerimizi birinci etapta Kızılçubuk mevkiinde olayın gerçekleştiği yerde, askerlerin donduğu alanda, çamların arasında gerçekleştirdik. Onu tamamladıktan sonra ikinci etapta oteller bölgesinde yapmış olduğumuz kardan heykel çalışmamızın ise son tuşlarını yapıyoruz. Tamamlandı diyebiliriz. Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Vay. Erzurum'un Horasan ilçesiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki karayolunun Karakurt mevkiinde iki otobüsle bir kamyonun çarpıştığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Son anak. Turgut Reis firmasına ait otobüsle üzerinde Derince Belediyesi yazan otobüs ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vay 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 vay. Kars valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi. Sabah saatlerinde maalesef kötü bir haber aldık. İki otobüs bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında maalesef iki vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İkisi ağır, 6 vatandaşımız hastaneye sevk oldu. Şu an olay yerinde herhangi bir yaralımız kalmadı. Devletin tüm imkanları, ambulanslarımız, jandarmamız, kaymakamımız zaten buradaydı. Hepsinin sevki yapıldı. Şu an 2 ağır hemşehrimiz var, vatandaşımız var. Onlar da Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde doktor arkadaşlara bakıyorlar. İletilik gerekirse Kars'a ya da Erzurum'a sevkini yapacağız. Tekrar tüm hemşehrilerimize, tüm milletimize geçmiş olsun diyoruz. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor. Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Afrika Festivali öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirerek renkli anlara ev sahipliği yaptı. Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Afrika Festivali'ni Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Rakıp Karaj, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Hasan Terzi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen festival, Afrika'nın zengin kültürünü, geleneklerini ve müziğini tanıtmak üzere düzenlendi. Festival kapsamında oluşturulan standlarda Afrika yemekleri, el yapımı sanat eserleri ve geleneksel ürünler sergilendi. Ayrıca Afrika'nın farklı bölgelerine ait dans gösterileri ve canlı müzik performansları katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Siz kardeşlerimizle Anadolu insanının çok ortak noktası var. Bu düşünceyle buradasınız. Yani Karabük Üniversitesi gene bu düşünceyle sizlere kucak açtı, sizleri davet etti, sizlere imkan sağlamaya çalıştı ve bu yüzden hepiniz buradasınız, burada öğrencisiniz. Bu konuştuğumuz şeyleri tamamlamak, geleceğin Afrika'sını ortaya çıkarmak üzere inşallah burada aldığınız eğitim ve sadece eğitim değil, ruhla geleceği birlikte tesis edeceğiz inşallah. Programın ardından Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Rakıp Karaj, Afrikalı öğrencilerin açmış olduğu sergiyi ziyaret ederek geleneksel yemeklerini tattığı öğrencilerle sohbet etti. DEVA Partisi'nin kurucu il başkanlığını yapan ve bir süre önce CHP'ye katılan Karabük'ün tanınmış iş adamlarından inşaat mühendisi Yusuf Aydın, bugün CHP il teşkilatında belediye başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Daha önceki toplantılarımızdaki gibi yine aday adayı açıklaması ile ilgili burada bulunuyoruz. Yanımda oturuyor bildiğiniz gibi Karabük'ün tanınmış iş adamlarından inşaat mühendisimiz Yusuf Aydın Bey. Partimizden aday adayı olmak için müracaatta bulundu. Kendisine hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan aday adayı olmak için karşınızdayım. Ben bu şehirde doğdum. 30 yıldır bu şehirde cemiyet ve ticaret hayatının içerisindeyim. Şu ana kadar hiçbir devlet ihalesine girmedim. Kendi yaptığım projeleri ve müteşebbis yaptığı yatırımları, fabrikaları yaptım. Yaptığım tüm işleri tekniğe uygun, sorunsuz şekilde teslim etmeye gayret ettim. Benim için siyaset hayata dokunmaktır. Ülkemizde ve Karabük'te insanlara, can dostlarımıza, çevreye, doğaya sahip çıkmaktır. Siyaset, çevremizde olan olaylara karşı sadece kendi menfaatimiz için değil, tüm canlıların hakkını, hukukunu korumaktır. Bunu yapmak için hayatın içinde olmak, duyarlı olmak, eleştirmek ve eleştiriye açık olmak lazım. Bir de sadece konuşmak değil, yetkilileri harekete geçirmek lazım. Ancak cemiyetle birlikte yaparsınız bunu ve istişare edersiniz. Hem ortak aklı bulursunuz, hem de toplum için en faydalı sonuca varırsınız.
Bu sonuca varmak için ilkelerinizle birlikte siyaset edersiniz. Ben her zaman ve her şartta hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı kalacağıma bunun bilinmesini isterim. İsraf etmeden şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim getireceğiz. Tarafsız bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin belediye başkanı olmak istiyorum. Karabük'te yaşanan travmayı tekrar yaşatma hakkımız da yok. Allah nasip ederse, hemşerilerimiz de bize destek olursa, cumhuriyetimizin 100. yılında kentimizi modern bir cumhuriyet kenti yapmak istiyorum. Karabük'te bu birlikteliği sağlayacağıma eminim. Kaynakları israf etmeden dürüst bir şekilde yöneteceğiz. En büyük projemiz aç ve açlıkta kimseyi bırakmamak olacak. Karabük halkının mutlu olduğu, betona değil yeşile, temiz bir çevreye ve insana öncelik veren bir yönetim anlayışımız olacak. Belediye meclisimiz de çok liyakatlı ve güçlü bir kadro olacak. Tüm çalışmalarımızda akıl, bilim, istişare ve liyakat ilkeleriyle hareket edeceğiz. Önemli kentsel uygulamaları tepeden inme kararlarla değil, şeffaflık içinde kentlilerle paylaşarak uzman kuruluşların ve STK'ların görüşlerini alarak yapacağız. Buraya bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan ve dün düzenlenen toplantıda parti rozeti takılan İl Genel Meclis üyesi adaylarından Merkezköy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik bugün televizyonumuzu ziyaret etti. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Başta Osman Bey, Mehmet Bey olmak üzere. Tabii böyle bir gelişme oldu. Biz yıllarca siyasetin, cemiyetin içinde olan birisiyiz. Nasip böyleymiş. Sayın Rafet Başkanım, İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, gel bu dönemde beraber çalışalım, böyle bir yol yürüyelim dediler. Biz de kabul ettik. Tabii hiç kimseyle bir kavgamız, gürültümüz, kimseye bir kırgınlığımız, dargınlığımız yok. Bu siyaset bazen böyle şeyler önüne çıkabiliyor. Hakkımız da hayırlısı olsun. Şimdi 40 senedir bu işin içinde olduğumuz için belki o zor gelmez bize. Kolay aşabileceğimiz bir şeyler biz. O yollarda çok yürüdük. Alışkınız da o işlere. Sıkıntı olmaz inşallah. Almanya'ya öğrenci olarak giden ve günümüzde Duisburg şehrindeki büyük yatırımlarıyla dikkati çeken Karamanlı başarılı iş insanı Mevlüt Akkurt, başarılarının sırrını BRTV'ye anlatırken sağlık konusuna özellikle vurgu yaptı. Başarılı iş adamı Akkurt'un öğüt niteliğindeki sözlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Evet. Mehmet Bey, izleyicilerimiz seni gördüğü zaman böyle 55-60 yaşında bir adam sanıyor. Böyle keşfediyorlar. Sağ olun. Ya, sağ olun. Ama 73 yaşında olduğunu... 74'e gireceğim 74'e şimdi. 74'e gireceksin. Bu işin sırrını bir anlat biraz ya. Bu hareketleri ben size göndereceğim. Onlar mutlaka çıksınlar. Her sabah istisna hiç yok. Eğer ben sabahleyin yapamıyorsam, çok acil işim varsa, evet, öğleyin varıp yine aynı yatağa uzanıyorum ve o sporu yapıyorum. Evet. İnanın 24 saat çok sıhhatlisiniz. Derler ya hani çaksan yere geçer. Ben şu anda 18 yaşında genç arıyorum, güreşeceğim. Ben de bu septe onu yapan benden başka birisi yok. Genç çocuklar var işte, orada dinliyorsunuz. Evet. 22 yaş genç adam, ben ayaklarımı kaldıramıyorum diyor. Evet. 14 yaşında başlayan bir... Sen barfix falan yapıyorsun. İşte onu diyorum. O dönme çok önemli. Evet, evet. Dönme çok önemli. Onun için ben şeyden başlayayım. Onu da göndereceğim size inşallah. Evet. Bir mutlu şey diyen, dinlen. Evet. Ağız duşu. Bir şeye, kabın içine, evet, yapmış adam. Ilık suyu koyuyorsunuz. Bir kere her yemekten sonra basınçlı suyla geziyorsunuz. Arada şeyler koymuyor. Ekmek, yemek kırıntıları, evet, et kırıntıları koymuyorsunuz. Evet. Onu bir kere öneriyorum. Her yemekten sonra bir de özel bir diş macunuyla onu fırçalasınlar. Ağızdan başlıyor. Evet. Dediğim spor. Ben 30 yılın üzerinde baş ağrısı çektim. İnşaatlarda dolaşırken işte rüzgar, yağmur bilmem ne. Gittim mi doktora? Çok önemli olduğu için anlatıyorum. Evet, tabii tabii. Merkezde ana caddede bir doktor tavsiye ettiler. İhtiyar bir doktor. Vardım, baktı sağa sola bilmem ne. Git dedi spor yap. Kadın kaldır dedi omuzunu. Geriye indir aşağı. Kaldır, geriye indir aşağı. İnanın bana 20 yıldır ben baş ağrısı hiç görmüyorum. Yok. Bitti. O şeyi göndereceğim işte, tırnak şeyini. Evet. Bir çaresini bulsunlar. Tırnağı, ayak tırnağını iyi ederken böbrekteki taşı, o böbreğin
şuryen kısmını tedavi etti. Doktorlar, ben tıp adamı değilim. Ama doktorlar diyor ki böbrek taşı diye bir şey yok. İltihaplanmış, çıban olmuş, şey olmuş, orası yaralı. Evet. Oradan orada o yaraların kabukları, donmuş şeyler, taş diye bir şey yok. Evet. Gittim dedim, o kadar inşaatta biz toz yedik doktora. Evet. Bu tozlar dedim böbreğe gitmiş midir? Adam dedi, evet, böbrekte işi yok tozun, bağırsaklardan gider. Yani böbrekte oluşan taş değil. Nedir o? Mantar işte, o hap. Almış götürmüş onu. Sigara konusu çok önemli bir konu. Haramlığını bırakın, bembeyaz akciğerinizi simsiyah yapıyorsunuz. Yani tozdan bir şey olmuyor, ona atabiliyor. Evet. Ama onun ziftini, sigaranın ziftini atamıyor. Bir müddet sonra bakıyorum, ben en büyük abimi 48 yaşında kaybettik. Sigara. Tütün içiyordu, tütün içiyordu. Annemi tam 100 yaşında kaybettik. Yapmayalım kendimize. Allah bir kere vermiş bu organları bize, emanet. Yani bırakabildiğimiz kadar bırakalım. Sigara bırakılmaz diye bir şey yok. Burada başlatmamız lazım. Ben bıraktım, bitti, bir daha almayacaksın. Düzce'de durakta unutulmuş ve içinde yaklaşık 13 bin lira bulunan çanta sahibine teslim edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ şoförü Faruk Kalkan, Çavuşlar Mahallesi'ndeki durakta çanta olduğunu fark etti. Kadın kol çantasının içinde para bulunduğunu gören Kalkan, telefonla hareket amirine bilgi verdi. İçerisinde 12.700 lira bulunan çanta, sahibi DŞ'ye Çavuşlar Mahallesi muhtarı Cengiz Beşel aracılığıyla ulaştırıldı. Kalkan gazetecilere çantayı fark edince araçtaki son yolcudan kendisine vermesini rica ettiğini belirtti. Varış esnasında durakta bir çantanın olduğunu gördüm. Yolcumdaki son bayan, rica ettim çantaya bakar mısınız? Baktı. Ne olduğunu sordum. Dedi para var. O zaman sizin şahitliğinizde bir dakika bekleyin, ben müdürümü arayayım diye söyledim. Müdürümün de muhtarlığa teslim etmemi söyledi ve bu şekilde bu iş gelişmiş oldu. Muhtar Beşel de duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür etti. Çantayı aldım, teslim aldık. Şahsı bulduk. Şahsa çantayı teslim ettik. Düzce Ulaşım'a ve Düzce Belediyesi'ne bu şoför arkadaşının göstermiş olduğu incelikten dolayı Düzce Belediyesi'ne ve Düzce Ulaşım'a çok çok teşekkür ediyorum. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın sahibi Galip Benzek, şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çarşıda restoran işletmeciliği yapan Galip Benzek, destek olmak, acılarını paylaşmak ve moral vermek için şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. Yaklaşık 9 ay önce restoranı açan Benzek'in bu davranışı takdirle karşılanıyor. İsmim Galip Benzek. Doğma büyüme Safranbolu eski çarşıda buradayım. Doğup büyüdüğüm mülkiyetin içerisindeyiz şu anda. Burada işletmecilik yapıyorum. 9 ay oldu işletmemi açalı burayı. 9 ay öncesinde astım onu. Bu benim restorasyonumu yaparken, buradaki restoranı açarken aklımdaydı hep. Çünkü şimdi ücretsiz derken çok anlamsız bir şey oluyor aslında. Onlar ücreti ve bedeli ödemiş insanlar. Çocuklarıyla ödemiş, çocuklarıyla canıyla ödemiş. Şimdi nasıl ücret alabilirsin ki? Yani ülkemize de biliyorsunuz 12 tane şehit verdik. Ve bu ülkenin bölünemeyeceğini, bu ülkenin hiçbir şekilde parçalanamayacağını, bizi tanımayan, bizim de onları tanımadığımız insanlar bedelini ödüyor. Zaten canıyla ve bedeniyle bedelini ödüyorlar. O yüzden de ücretsiz yaptım. Bu işletmeye devam ettiğim sürece bu ücretsizlik şeyini, politikamızı devam ettireceğiz. Sadece bizim şehrimizde değil, ülkenin her yerinden gelen insanlara hizmet ediyoruz ve ücretsiz olarak devam edeceğiz. Bu hizmeti çoğu restoranda vermesini bekliyoruz. Ülkenin her yerinde olması gerekir. Çünkü onlar canlarıyla bu bedeli ödemişler. Onlardan ücret alınamaz. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Emre Burcu Özkaraova, kenevirle ilgili asırlardır bilinen şeyleri yeniden keşfediyoruz, bilimsel olarak yeniden ortaya koyabiliyoruz dedi. Kenevir tabii çok yönlü bir bitki. Ta eski zamanlardan beri Anadolu'da aslında çok sık kullanılan bir bitki. Tekstil, yani halat üretiminde, kumaş üretiminde biliyorsunuz en çok kullanılmış. Tıbbi anlamda bir sürü şifası var, kullanılmış. Kendir tohumu dediğimiz tohumu var, ayrıyeten kullanılmış. Son zamanlarda ama çevredeki kullanım alanları da gittikçe keşfedildi. Ve keşfedilmediğiyle birlikte de mucizeleri de ortaya çıktı açıkçası. Kenevirin şu özelliği çok önemli.
hani 4 metrenin üzerinde bir boya ulaşabiliyor. Tabii bunların genotiplerine göre bağlı olarak değişiyor bu. Bölgeye göre, sulama durumuna göre değişebiliyor. Ama bununla beraber sadece yer üstündeki gövdesinin haricinde yerin altında da inanılmaz bir kök ağı var. O da 2 metreyi geçebiliyor. Biraz mucizesi burada yatıyor. Yani hani kısa sürede işte Nisan gibi ekiyorsunuz, Ağustos, Eylül gibi hasatlıyorsunuz. Tohumculuğu yaparsanız artı bir ay daha ek süre ekleniyor tohumun erebilmesi için vesaire. Önemli olan işte bu ağ, yani yerin üstündeki ve yerin altındaki. Çünkü bu demek oluyor ki, yani hepimiz sonuçta karbondan yapılı olduğumuz için, temel malzememiz olduğu için, gövde ne kadar çabuk büyüyebiliyorsa, ne kadar çoksa o kadar da çok, biliyorsunuz, ototrofik olduğu için, yani atmosferdeki karbondioksit alıyor. Çevre mühendisliği açısından yine baktığımız zaman atığı olmayan bir üretim gibi de düşünebiliriz. Çünkü her şeyi kullanılıyor. Artvin'de Çoruh Nehri'nin oluşturduğu vadideki mikroklima ikliminde yetişen ve Yusufeli zeytini olarak da adlandırılan zeytinyağı üstün lezzet ödüllü Butko zeytin asırlardır yöre halkının geçim kaynağı oluyor. Çoruh Vadisi'ndeki Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sakinlerinden Süleyman Küçük Koçak ve ailesi 4 kuşaktır geleneksel tarım yöntemleriyle zeytin yetiştiriyor. Atalarından kalma zeytin bahçelerindeki ağaçların bakımını üstlenen Küçük Koçak, eşi, çocukları ve torunlarıyla her yıl Kasım ve Ocak'ta emeklerinin karşılığını almak için hasat yapıyor. Yetiştirdikleri zeytinlerin bir kısmını kendilerine ayıran aile, kalan zeytinleri de satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bu işler dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna kadar gidiyor. Biz de o şekilde gördük. Biz de yine torunlara, oğullara, çocuklara ve torunlara öğrettik. Bizden sonra onlar devam ettirecekler bu şeyi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, yani Türkiye'nin her vilayetine buradan biz zeytin gönderiyoruz. Yusufeli zeytini çok lezzetli bir zeytin. Çünkü ağaçlarımız çok yüksek olduğu için biz onları yüksekten çok yüksekten topluyoruz. Merdivenlerimiz zaten 15 ayak, yeri geliyor 20 ayak merdiven çıkıyoruz. Ondan dolayı hani zeytinlerimize biz önem veriyoruz. Çünkü Yusufeli'nde başka bir yapılacak bir hasadımız yok. Özellikle kendi köyümüzde daha çok zeytinimiz var. Onun dışında Yusufeli zeytini gerçekten de hani nam salmış bir zeytin. Bu zeytinler böyle kolay kolay toplanmıyor. Böyle bir sürü aşaması var. Ağaca çıkıyorsunuz, oradan topluyorsunuz. Bir avuç için, yani bir avuca bile kıyamıyorsunuz. Ama yani toplanması da, ayırtırması da, ağaca çıkması da çok zor bir iş. Zeytin seçiyoruz. Tök bitirdik. Marketten alınmış. Zeytinleri sevmiyorum. Bu yüzden her kahvaltıda Yusufeli zeytini bulunuyor. Ve ben Yusufeli zeytini yemeyi çok seviyorum. Zonguldak'ta inşaat işçilerinin tedavi ettirdiği sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin arkadaşlığı dikkati çekiyor. Alaplı ilçesine faaliyet gösteren inşaat firmasında çalışan işçilerin hastayken tedavi ettirip Öksüz adını verdikleri köpekle ormanda buldukları kedi birlikte oynayıp uyuyor ve birbirlerine ayrılmıyorlar. Çalışanlardan Engin Ulu da şantiyelerine yakın noktada gördükleri uyuz hastalığına yakalanmış köpeği tedavi ettirdikten sonra beslemeye başladıklarını anlattı. Bu köpek bize geldiğinde Haziran ayıydı. Arka ayaklarının yara bedi içindeydi. Burada Şeref abimiz, bekçimiz onu iyileştirdi, iğneler yaptı. Bütün işçilerimiz ona gıda anlamında sabahları akşam yemek yediriyor. Bu kediyi bulan Ali abimizdi. Dağ kenarında bulduğunda minicik bir yerlik bir kediydi. Köpeğin adını Öksüz taktık biz. Bu kedicik onu annesi gibi emmiyor, süt gelmese de. Bu köpek dişi, bu kedimiz erkek. Onu bir anne edasıyla sahiplendi ve emziriyor. Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi iş yerinde siyasi tartışma, küfür etme ve uyumayı yasakladı.
Sinop'ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanına gelen müşterilerine kesin kurallar koydu. Kurallarını duvara astığı kağıtla sıralayan Taş, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışma ve küfretmeyi yasakladı. Uyuduğunu düşündüğü bir müşterisinin de kalp krizi geçirip vefat ettiğini öğrenen Taş, yasaklar listesine uyumayı da ekledi. Din, dil, ırk tartışmalarının kişilerin arasını açan ve pasajdaki huzuru bozan tartışmalar olduğunu söyleyen Taş, kuralları bunun önüne geçmek için koyduğunu söyledi. Şimdi biz toplum olarak biraz tez kanlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun, başka konularda olsun. Bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım. Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor. Hangi kişi, hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet arasında ağızdan kaçabilecek herhangi bir yanlış kelime burada münakaşa sebep verebilir. Onun önüne geçmek istedim. Küfür zaten caiz olmayan bir şey ve burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj. Buraya genç kızlar geliyor, bayanlar geliyor, aile geliyor. Bunun da önüne geçmek için öyle bir yazı yazmak gereği duydum. Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan mütevellit. Çünkü bir müşterimiz uyuyor zannettik. Aslında uyumuyormuş. Kalp krizi geçirip vefat etmiş. Ondan mütevelli böyle bir önlem almak zorunda kaldım. Kanımca iyi bir şey yaptım. Memnunum. Çünkü otorite olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda olsun. Şimdiye kadar bir şikayet almadım. İnsanlar da memnun. Çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü şey o yazı ve uyarı. Kendisini ona göre ayarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Çok iyi bir şey. Biz buraya kafa dinlemeye, çay içmeye, rahatlamaya, iki arkadaş, iki dost, çay iç, bahane. Yani böyle siyaseti, dini karıştırmadan oturmak, eğlenmek çok güzel. Kurallar buranın kuralları, olmazsa olmazları zaten. Orada da yazdığı gibi, birçok yerde de yazdığı gibi, dinden, dilden, ırktan, ne bileyim siyasetten. Burada onların olmadığı bir yer. Kafa dinlenecek, sakin. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Özel hissetmek isteyenlerin tercihi ASD Şirketler Grubu ekonomi haberlerini sundu.